İhna. Şurası. Beş dakikamız var. Anladık. Benzin alır almaz çıkmasak ateş ediyorlar. Kim olursa olsun öldürüp gömüyorlar. Kaç kere daha söyleyeceksin? Abi, burayı öğrenmek için çok para harcadım. Şüphelenirlerse ya da beceremezsek bu adamı unut gitsin. Mümkün değil, bulamayız. Çok terliyorsun, kendini açık ediyorsun. Sıcaktan. Hava sıcak değil. Güzel. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Favoli siyara. Sağ ol. انت ثابت انا سوق اني زين انا راح اسوق المحطه جايه بعد كم كيلومتر وين تروح الكربلاء انت بتعرف مو صحيح ما مستعجلين تسلم
aşağı atla. Atla! Sana soru sormadan konuşma. Çıkmamız lazım. Birazdan burada olurlar. Kimi arıyorsan yolda ararsın. Yalvarırım giderim. CIA üstüne götürün beni. Ne isterseniz veririm. Adamımı kurtardın mı Polat Alemdar? Her şey konuştuğumuz gibi olacak. Adamını getireceğim. Kızımı vereceksin. Biraz daha orada konuşursan hepinizi öldürecekler. Bu sefer kızımla yanından ayrılacağım. Vaatlerinle, isteklerinle değil. Tamam mı? Yoksa şu anda adamını öldüreceğim. Ya da yanına geldiğimde. Tamam. Söz verdim sana. Senin için kızın ne kadar önemliyse, o da benim için o kadar önemli. Yürü önemli adam. Yürü. Yeni istasyon şefimiz İstanbul'a teşrif etmişler mi Uzu? Evet efendim. Biraz önce evlerine gitmek üzere havaalanından çıkmışlar. Kızı, karısı. İkisi birlikte. Aradın mı terörist arkadaşını? Abi cevap vermedi. Arar o. Neredeymiş? Dağa mı çıkmış? Abi sen niye Fırat'a kafayı taktın? Sana bir kafa takarım.
Hani bulurdu kaşif onu? İşin gücün sallamak. Adam ortada yoksa Fırat ne yapsın abi? Ortada olan adamı senden, terörist arkadaşından mı soracağım? Abi dedin ki sana bu işleri öğreteceğim. Her gün fırça atmak mıdır öğretmek? Bizi eskiden böyle öğretiyorlardı. İşine gelirse. Bir haber. Yok. Bunlar buradayken gelmez ki adam. Niye gelsin? 40 kere söyledim Abdüley'e. Kaşifoğlu'na her taraftan haber yolladım. Ama bunlar buradayken neden çıksın gelsin? Biliyor sizin koruduğunuzu. Tek başına idare edebilir misin? Ederim. Edemez. Nereye ediyor çolak haliyle? Ana biz zaten buralarda olacağız. İdare dediğimiz 2 dakika. Ölüm dediğin kaç dakika oğul? Sen karışma ana. Böyle yaşamak istemiyorum. Ecel gelecekse biz beklerken gelsin. Biz korkarken değil. Gelmiyorsa daha belanızı mı arıyorsunuz? Çıngıraklı yılanı çağırıp durmayın. Siz buradan adamlarınızı çekecekseniz ben de oğlumu alır giderim. Bir şey demedik ana. Çocuklar burada dursunlar. Hele sen bize şu ayranından ver. Öldük susuzluktan. Sen anamın dediğine ne bakıyorsun? Sus Hamit. Ayranın içine zehir koyar hepimizi öldürür. Yeter ki çoluğa yaşasın. Büyük ihtimalle yurt dışında. Yoksa bulurduk Abdüley. Alper, biz de bu işleri biliriz. Koca istihbarat, bir adamı bulamıyorsanız. Artık işler değişti. Pazarlık mazarlık yok. Görüldüğü yerde yakalanacak. Adam içimizde büyümüş. Ne yapacağımızı biliyor. Müsaade et, 3 ayda saklansın. Biliyorsun, abi Yaşar Ağa'ya söz verdi. Kaşifoğlu'nu getireceğim diye. Her seferinde Kaşifoğlu yok dedikçe sinirleri tepesine çıkıyor. Yaşar Ağa kızına sahip çıkamadı. Oğluna çıksın. Bu işlerle uğraşan adamlar illa bedel ödeyecek. Abi söylemiyor kim olduğunu. Al lan içeri. Yine kim bilir kimdir babanın arkadaşıyım diyen. Abi niye kim olduğunu söylemedin? Buyur. Eskiden kim olduğumuzun önemi vardı. Şimdi ne önemi var? Ne kadar önemli insan varsa üstüne çizdiler. Abi devletimiz sağ olsun bazen çok vefasız. Babama yaptıklarını biliyorsun. Haklısın, biz de vefasız çıktık size karşı. Babanla beni görüştür. Ondan da helallik alayım. Abi sen de mi inanmıyorsun babamın öldüğüne? Karan'ın yaşadığını biliyorum. Yanlış biliyorsun abi. Babam öldü. Sen babana selamımı söyle. Ben de onun gibi öleceğim. Ama ölmeden beni görürse ona anlatacaklarım var. Mezarının yerini bile bilmiyorum ki abi. Gidip dediklerini söyleyeyim. İyi ki yaşamıyor da devletimizin düştüğü bu halleri görmüyor. Thank you.
Bunun köşe yazıları yok. Kestim. Çay versene bir tane. Çay da yok. Çayı da mı kestin? Çayı da kestim. Seni de kesmeden defol git kuzla. Ne yapıyorsun sen? Asıl sen ne yapıyorsun savcı hanım? İfade alıyoruz burada. Arkadaşım 2 dakika çıkar mısın? Sen de çık Ayşen. Sen ne hakla insanların ifadelerini yönlendirerek alıyorsun? Leyla, ikimiz de biliyoruz ki Ersoy Ulu Bey intihar etmedi, öldürüldü. Delilin var mı kardeşim? Gözlerimle gördüm. Git gözlerine baktır o zaman. Hırs gözünü kör etmiş. Doğru konuş benimle. Senin gördüğün belli. Kendini camdan atan adamı tutmaya çalışan Polat'la Memati. Bu adamdan nefret ediyorlardı. Niye o kadar kolay ölmesine izin versinler? Nerede kamera kayıtları? Bana soracağına git bul kamera kayıtları nerede. Savcısın. Gariban polisleri köşeye sıkıştırıp Polatların aleyhine ifade vermeye zorluyorsun. Çıkar cübbeni, avukat ol. Gel müvekkillerini savun. Asıl sen sırtındaki cübbeyi çıkar. Yanlı ifade ne demek? Polat'a olan kıskançlığın yüzünden cübbeni ayaklar altına alıyorsun. Benim kimseye bir kıskançlığım yok. O zaman çağır Memati ile Polat'ı, onların ifadesini al. İfade basit. Önce biraz içeride düşünsünler, sonra nasılsa ifadelerini verirler. Bir de yakalama kararı istedin, öyle mi? Leyla, bana 2 dakika müsaade eder misin? İşimi bitirip ben geleyim sana. Polatların yakalama talebini mi inceliyorsun? Yok canım. Şu an başka bir şeye bakıyorum. Ona ne karar vereceksin? Leyla, bana bu soruyu senden başka biri sorabilir mi? Soramaz. Ben soruyorum işte. Benim vereceğim karara güvenmiyor musun? Bu hayatta en çok güvendiğim insan sensin. Hem insan olarak hem hakim olarak. Ama benim yüzümden Ferit dosyayı yönlendiriyor. Ben bunu bilmeyecek kadar acemi miyim? Değilsin. Ne bileyim, duyunca tepem attı. Ferit'e gidip patladım. Oradan da hışımla buraya geldim. Çok yanlış yapmışsın. Kızım, işinle özel hayatını birbirine karıştıracaksan. Ne özel hayatı? Ben konuyu biliyorum. Kim olsa aynı tepkiyi gösterirdim. Herkes için sor, bağır, çağır. Ama konu Polat olunca kimse bunu böyle algılamaz. Sen beni biliyorsun nasılsa. Polatlara kefil olduğumu da biliyorsun. Bu Ferit'e olan kızgınlığın mı? Yoksa Polat'a olan sevgin mi? Ha, aşığım Polat'a da ondan. 40 yılda birine aşık oldum. Niye cezaevine girsin, değil mi? Oh be, en sonunda itiraf ettin. Gördün mü bak, iyi hakimmişim, sana itiraf ettirdim. Sen böyle her yalana inanıyorsan boşuna dirsek çürütmüşsün canım. Müzik
Yalan mı söylüyor diyorsun Alper? İstihbaratta yalan yoktur abi. Yemek yersin, nefes alırsın, gerçekleri saklarsın. Benden istihbaratçı istihbaratçı olmazmış. Niye? Kralını yapıyorsun. Sen bana yalancı mı diyorsun? Abi senden iyi kim sır saklayabilir? Hoş geldin usta. Hoş geldin. Hoş bulduk. Usta sakal. Yemin ettim Memati. Felleri öldürmeden kesmeyeceğim. Güzel olmuş abi. Usta birimiz ambulansla gitsin. Bu fellere güvenilmez. Gerekirse sıkarız kafasını. Memati risk almayacağımı biliyorsun. Usta ya kızını vermezse feller? Verecek. Eve uğrayacak mıyız abi? Feller'e gidelim. Kaşifoğlu'nu ne yaptınız? Abdülay'da o iş usta. Ortada yok abi. Hamit'in oradan çocukları çekeyim diyorum. Ama bu da Hamit'in anası da yanaşmıyor. Eski köstebektir Kaşifoğlu. Su yutmadan dışarı çıkmaz. Nereden tasdik yapacağız? Hepimiz ayrı yerden. Seni kurtaracağımı söylemiştim. Umudumu hiç yitirmedim. Efendim. Polat Alemdar eve gelmiş. Feller nerede? Buradayım Polat Alemdar. Kızımı kucağıma almadan seni öldüreceğimi mi düşünüyorsun? İkimizin artık dost olduğunu düşünüyordum. Dostların arasına ölüm girmez. Dostlar birbirine yalan söylemez. Ben sözümü tuttum. Sıra sende. Kızımı bana ver. Kızın İstanbul'da. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın yanında. Arkadaşlarım sana gereken tüm bilgileri verecekler. Kızını kucağına aldığında lütfen benim yerime de. Arkadaşlar,
Teşekkür ederim. Hepimiz yorgunuz. Evi yarın yerleştiririz. Ben Eli'yi yatağına götüreyim. Uyanırsa masal okuyayım. Tamam. Hadi bakalım. Efendim. Hı. Biliyorum. Bunları konuşmak için geç bir saat. Ama dosyada evinizin güvenliğiyle ilgili zaaflar var efendim. Türkiye dost ve müttefik bir ülke. Burada evimizdeki gibi güvendeyiz. Hı. Fellerle ilgili dosyayı getirdin mi? Ne zaman Amerika'ya dönecekmiş? Sizin tamamen gelişinizi beklediklerini söylediler efendim. Daha fazla üstüne gidemiyoruz. Herhalde haftaya görevi teslim edecek en geç. Ben görevimin başındayım. Haftayı beklemesine gerek yok. Yarın ben net bir şekilde fellere döneminin bittiğini bildireyim. Tamam efendim. Neden kızını Polat Alemdar'a geri verdin? Ben sadece yerini verdim. Polat çocuğunu alırsa en büyük düşmanım ortadan kaldırılmış olacak. Dolayısıyla Polat da. Alamazsa Polat ortadan kalkmış olacak. En büyük düşmanımın çaresine de başka türlü bakacağım. Kimmiş senin en büyük düşmanın? CIA'in yeni parlak çocuğu. Onun çocuğu olmuyordu ve sen Polat'ın kızını ona mı verdin? Amerika o kadar büyük bir devlet ki bize her şeyimizi verdi. Gücümüzü, paramızı, şöhretimizi, ailelerimizi. Hatta Tanrı'nın esirgediği çocuğu bile. Ne bekliyorduk ki usta? Yapacağı buydu zaten Feller'in. Abi bir şeyler hazırlayayım mı yiyecek? Yok gülüm, yemeyeceğim. Bugün mü gireceğiz usta? Yarın bir bakalım kimmiş, neciymiş bunlar. Akşam gireriz. Evde kim var? Savcı hanım var. Kimmiş adam? Feller'in yerine atanan adam. Fazlasını soramadım. Niye soruyorsun dediler. Adamı öldüreceğimize göre Feller'in düşmanı. Nasıl ya? Düşmanın yanına mı vermiş Elif'i? Feller kendini çok akıllı zannediyor. Her şeyi planlıyor. Akıl başta lazım. Baş kopunca akıl ne lazım? Nazife anne. Yemeyeceğim kızım. Öğlen de bir şey yemedin zaman Nazife anne. Ne yapacağım kızım? Yiyip ayağa mı kalkacağım? Acıkmadım. Sen bana bırak tepsiyi. Sen acıkmadıysan ben de acıkmadım hanım. Bey, ne alakası var?
Allah aşkına beni üzme. Yemezsen dizlerine derman nasıl gelecek? Yiyince gelecek mi? Allah isterse gelecek. Ama sen gayret etmezsen gelmeyecek. Ben halimden memnunum. Ben senin halinden memnun değilim. Ben bu hallere düşecek kadın mıydım? Ömrüm boyunca insanları doyurdum. Başkasının eline ayağına muhtaç olacak kadın mıyım ben? Yaptıklarını, yedirdiklerini hem Allah için yaptın, hem mutlu olduğun için. Bu halin imtihan. Bu yaşta daha ne imtihanı? Son nefesi verene kadar imtihan. Hanım, beterin beteri var. Ya ellerin tutmasa, gözlerin görmese? Onlar da Allah'ın kulu değil mi? Diyeceksin ki, Ömer Bey, senin her şeyin yerinde. O yüzden konuşuyorsun. Valla bana sorsalardı, senin iki ayağına ben bütün azalarımı verirdim. Sırf senin gülen yüzünü solgun görmemek için. Babacığım yemek hazır. İçimden geldi baba demek. Rahatsız olduysanız. Olur mu kızım? Çok mutlu ettin beni. Ben babamı çok küçük yaşta kaybettim. Acıların en büyüğü zannettim. Sizi görünce anladım ki bir babanın kızını kaybetmesi çok daha büyük bir acıymış. Kızınızın yerini alamam belki ama ben de sizin bir kızınızım. Hoş geldin Pusat. Hoş bulduk Yaşar amca. Annen nerede Kenan? Başı ağrıyormuş baba. Yemeyecekmiş. Memat abin nasıl oldu da yolladı seni? Polat abi gelecekmiş. Herhalde gizli bir şey konuşacaklar ondan. Polat abi nereden geliyormuş ki? Sürekli bir yurt dışına gidip geliyormuş. Ne yapacaksınız Polat abi neredeymiş? Ben annemden duyduğumu söylüyorum. Sanki seninle konuştuğum var. Polat'ı ne zamandır görmedim. Gidip bir göreyim.
sana gelmeyeceksin demedim. Sana silah da taşımayacaksın dedim. Derdin ne senin? Neden söylediklerini dinlemiyorsun? Baba Kaşifoğlu seni sordu. Baban öldü senin. Kim sorarsa sorsun, baban öldü. Aynını söyledim zaten. Ben devletle anlaştım. Kaşifoğlu gitsin, önce kendi canını kurtarsın. Bir daha anan, kardeşin bile ölse yanıma gelmeyeceksin. Bir şey lazım oldu mu ben sana gelirim. Baba daha ne kadar böyle yaşayacaksın? Ben yaşamıyorum. Ölüyüm. Sen de ölmek istemiyorsan dediklerini yapacaksın. Sen misin? Niye cevap vermiyorsun? Eline silah yakışıyor mu? Bakmak istedim. İşin gücün hava atmak. Bütün havan bitti. Balon gibi söndü. Avucumdasın. Havasız yaşayamam Alper. Cezaevlerinde havalandırma sistemleri değişti. Polat Darya'da Yaşar Ağa yakalamazsa seni tabii. Görüştün mü başbakanla? Başbakanın yanında senin ismini telaffuz etmek yürek ister. Yüreğin yoksa bırak bu işleri. Sizin gibi yürekleri temizleyince bırakacağım bu işi. Madem temizleyeceksin, sana zirvenin yerini söyleyeyim. Kimmiş zirve? Kara. Madem kurumun başındasın, bir imza atman lazım. Beni teslim etsen kimse aferin Alper demez. Ama ölüp bilinen adamı yakalayıp içeri atarsan herkes helal olsun der. Sen benim işimi bağla, ben sana Kara gibi çok isim veririm. Üç aydır uyku uyuyamıyorum. Uyumak için her şeyi yapıyorum. İlaç alıyorum, içki içiyorum. Uyuyamıyorum. Gözümü her kapattığımda gözümün önüne Kaşifoğlu geliyor. Yataktan çıkıyorum. Biliyorsun, benim gücüm var. Bu bölgede uyuşturucu işini A'dan Z'ye ben yönetiyorum. Diyorum ki, koskoca katırcı olursun. Dostlarım var, gücüm var. Bir adamı yakalayıp hak ettiği cezayı veremiyorsun. Önce kendime düşman oluyorum. Sonra da dostlarıma düşman oluyorum. Tek tek hepsini öldürdüğümü düşünüyorum. Yaşar abi, bu duyguyu bilirim. Bilirsin. Senin de kızın öldü. O yüzden gelip seninle dertleşiyorum. Adamlarının Kaşifoğlu'nu aradığını biliyorum. Adamı yakaladığınızda da bana getireceğinizden eminim. Sadece konuşmak istiyorum. Eyvallah. Benim sana söyleyeceğim tek şey var. Sabrının sonuna geldiğini biliyorum. Ama bana biraz daha zaman ver. Polat'ın aklı başka şeylerle meşgul. Kaşifoğlu'yla ilgilenmiyor. Siz sözünüzü tuttunuz ağam. Gerekli zamanı da verdiniz. Tuttum. Sözümü tuttum. Müzik.
Buyurun efendim. Gel bakalım Alper. Otur. Ne yaptınız Kaşif oğlunu? Efendim, izini bulduk. O yüzden sizinle görüşmek istedim. Bu adamlar uzun yıllar istihbaratın içinde yer almışlar. Bildikleri çok husus var. Yerleştirdikleri çok adam var. Hem yurt dışında hem yurt içinde. Müsaadeniz olursa pazarlık yapalım. İstemiyorum kimseyle pazarlık yapmanızı. Efendim, tam olarak pazarlık değil. Küçük vaatlerle istediğimiz gibi yönlendirebiliriz. Alper, sana son kez söylüyorum. Kim varsa eskiye dair temizleyin. Yeşil, sarı, kırmızı, kara, kartal, baykuş, atmaca, kimseyi istemiyorum. Bu adamların dönemi bitti ve hak ettikleri yerde olacaklar. Ya dayı, inat ettin, bir doktora gitmedin. Niye ki oğlum doktora gidem? Ne var? Gözün gör mü dayı? Bak, eskiden bunların delikleri büyük olurdu. İp ince olurdu. Şimdi ipi kalınlaştırmışlar, deliği daraltmışlar. Ha, ne diyorsun ya? Gözlük mü takalım? Sen hiç gözlük takmış kurt gördün mü? Gözlük takan görmedim de dahi. Gözü görmediği için uçurumdan düşüp ölen çok kurt görmüş. Baba, bu da sağ kapak olsun. Kim döküyor bunları yere? Vallahi kesecek. Yeter yetişir bu çocukların yaptığı. Gözüme hiç hoş gözükmüşsün ha imdat. Dayı hiç kimsenin gözüne gözükmeyeyim. Ne oldu? Pilki sarayda sana bir karı mı yok dedi? Devlet gözüme gözükme dedi. Bir pazarla mı oturdun devletle? Ne işin var senin devletle? Dayı dediğim kredi kartı alam. Kafayı mı yedin oğlum? Niye pankacıların kucağına oturasın? Kredi demeyim ha. Kartı diyeyim. Ne işe yaramış ki o kart? Benzin alınca para puan bir iki. He. Sonra bedavaya verirler benzini. Sen bencillikten ne benzin alisi? Kaçak mazot kullan. Dayı, niye cebimizde tomar tomar para gezdirek? Gittim, dedim bana bir kart verin. He. Dediler, sen kimsin? Ne demek ki sen kimsin lan? Dedim, ben Zaza Dayı'nın yeğeniyim. Dediler, biz senin Zaza dayının tanımik. Burada kaydı kuydu yok. Nereden tanısınlar oğlum? Biz ne zaman bankaya para yatırmışık? Bakça verdi ol şöyle. Bankaları çağırmayayım. Bir gün bu ev yanacak. Bütün paralarınız da bunun içinde yanacak. Ne olmuş ona? Pilki sarayda yaz yaz millete. Alami cevap.
Deli olayım. Çatacak adam var. E vermek lazım çocuğu da. Huyumuz değil. Peç. Dayı, koşun paralar yeri. Evi yakayım manyak, görür müsün? Ler yansıp paralar yeri. Paraları mı yok bu? Lan, lan oğlum, ula neydi manyak? Ula neydisin? Ula imdat. Dayı, geldim ki ne göreyim? Allah'ın işi işte ha. Ula. Yani... Ula. Dayı ettim. Ula dur lan. Dur lan. Paraları şöyle edeceksin, dökme. Toprak başıma top. Toprak getirin. Ula imdat. İmdat. Ya oğlum, ya sen kafayı mı yedin? Han olacak şimdi bu kadar para? Dayı, banka değiştirir bu paraları ha. Değilsin. Ya git. Yok. Gitti paralar, gitti. Tamam canım. Gel. Durduk. Efendim? Ne zaman ofise geçmeyi düşünüyorsunuz? Henüz işe başlamadım. Şimdi kızımın emriyle. Ne kadar? 1 lira. Usta, kızının yanında adam mı öldüreceksin? Elif daha bizi tanımıyor ama olsun. Ya bir şey olursa? Hmm.
kendini, aferin. Seni görmek ne güzel. Seni de görmek güzel. Ne zaman Washington'a dönüyorsunuz? Haftaya. Eğer senin için bir mahsuru yoksa. Ben burada kalmandan memnun olurum. Senin yardımlarına ihtiyacım olacak. Sana yardım etmem için burada olmama gerek yok. Her zaman yanındayım. Güzel kızınla tanıştırmayacak mısın? Eli! Eli, bir dakika bakar mısın? Bırak tadını çıkarsın. Büyümesi için İstanbul güzel bir şehir. Bunu karıma da anlatır mısın? Hiç istemiyor İstanbul'da yaşamak. 6 ay sonra başka hiçbir yere gitmek istemeyeceğinden emin olabilirsin. Ya ne demek anlamayayım? Beyefendi, yanık parayı değiştirmek ne demek? İtfaiye geç gelmiş. Benim sorunum mu? Am bunlar banka pasmi mi? Merkez Bankası basıyor. Merkez şube, bahane. Aa, üzerindeki Atatürk'ü duruyor mu? Duruyor. En önemli yerine zarar gelmiş mi? Gelmemiş. Ne demek değiştirmeyeyim ya? Beyefendi, paraların yarısı yok. E yarısı kadarını ver. Ey orada söylesin yani. Şimdi itfaiye geç geldiyse sen ne kabahatin var? Biz halden anlamayan adamlar değiliz. Kardeş, kabahatin büyüsen. Sen bu adama kredi kartı versen paraları yakmayacaktın. He mi? Cevher, ona mimisin? Ev yanarken yandı. Daha paralar. Efendim, ben beyefendiye kredi kartı vermeyeceğiz demedim ki. Ya bir vergi levhası ya maaş bordrosu lazım dedim. Ben bu kadar parayı yakan adamım. Ne maaşı diyorsun? Oğlum, bu paralar evde yandı dediysem sen evde yandı. Allah Allah. Yarısından vazgeçtim. Paranın hepsini isteyeyim. Ama bu kadar kibrit kutusu kadar bir şey
Ha bu kartı niye vermişsin ha? Ne diyeyim de vereyim beyefendi? Sevabına ver. Maksat çocuk sevinsin. Efendim para yatırın o zaman bankamıza. Al. Aa yatırdım. Oğlum bu alemde kimin kartı varmış ki senin ola? Sen niye bana kafayı taktın? Herkesin de var. İtibar meselesi. Aha sor. Müdür bey burada. Var mı kardeşim Yaşar Ağa'nın kartı? Var tabii ki. Çocuğu yurt dışında bir de hani sevip böyle hava atmayı. Yabancılara satıyor tozu mozu. İzzet Hanım var mı? Yok tövbe estağfurullah. Yok İzzet Ağa'ya parayı anlatana kadar anam dinim ağladı. Adam altından gümüşten başka bir şey bilmiyor oğlum. Eşinin var limitsiz. Heh. Evde mi çünkü kızcağız oyuncak niyetine vermiş ki çocuklar olmuyor hani. Hı. Zülfikar Ağa'ya sorun hele. Zeynel'in bile var. Yok canım. Var mı hakikaten Zülfikar? Var tabii. Zülfikar Bey'in bankamızda yüklü hesapları var. Çok saygın müşterilerimizden biridir. Nasıl yani? Ben saygın değilim, öyle mi? Kredi kartım yok diye saygın değilim, öyle mi? Kamyoncu Zülküf saygın. Kaçakçı Zülküf. İzmarit İzzet. Katırcı Yaşar. O Mırro'yu da daha sormayayım. Bulaşıkçı Mırro. Murat Bey'in de var. Vay anam babam Murat Bey oldu ha? Mırro bir kart da. Mırro. Bu gazetecilerin isimlerini emniyete bildirin. Güvenlik tedbiri alsınlar. Dağ dağ efendim. Dayı. Yok inat etme. Kalk gidelim bir doktora. Zülküf gelecek oğlum. Ne doktoru? Yok yatıya kalmayacak ya. Gidecek. Yok gidelim bir gözlerine baktırak. Değilsen gidem getirem doktoru ha. Benim gözüm görüyor. Ha, o gelen kalıplı imdat değil mi? İmdatı görmeye ne hacet? Pop 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 pop. Komutsuyla geldi. İmdat. Hele o elmalardan bir tanesini koy.
dayının kafasına. Bakam hele gözlerim görür mü, görmüyor mu? Dur lan neredesin? Çekme onu kafandan. Çekme. Heh. Ya dayı. Ya istesin ki ben kör olam öyle mi? Birimiz kör cevherim. Birimiz kör. Ya dayı. İmdat. Hay! Hay! İmdat. Göremiyim. Elmayı mı vurdum yoksa dayın mı? Ya ne var? Nefesin bir karış yukarısına attın ha. Ben sana bir şey üretemedim. Ya sen dersen ki dayı gözün görmüyor. Elem der ki Zaza kör olmuş. Hasımlarım der ki Zaza yaşlanmış, elden ayaktan düşmüş. Kör olmuş kör. Bir kurşunluk. Kör kurşunluk canı kalmış. E bak o zaman ile. Gözümüzü çıkar iler mi, çıkar mı iler mi? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeş gel. Gel gel. Hele canım sıkın, hele canım sıkın, hele canım sıkın ki. Hayırdır? Hangi yazıt canını sıktı? Ya bu bankacılar bir kredi kartını bize çok görürler ya. Zaza ne yapacaksın kredi kartını? Ne demek ne yapacağım? Sen ne yapsense ben de onu yapacağım. Benim cüzdanımda duruyor. Bir şeye harcadığım mı var? E benim de dursun. Ben de harcam ya. Zaza. Hı. Bir kredi kartı alamıyor musun? Sıkıldığın bu mu? Ya sıkıldığım o değil de. Diyeyim ki biz ne zaman böyle hassa hoş bir iş yapacağız? Aa bak geldik kaç yaşına. Zaza. Ha? Sen iş yapmak istedikten sonra sana iş mi yok? Gel ortak olalım. Güzel bir iş var. Neymiş? İran'dan silah alıp Suriye'ye satacağız. Oradan da Lübnan'a götürecekler. Lübnan'dakiler niye öyle alengirli aller silahı? Hayır, Lübnan dedi Hizbullah ha. Hangisi? Bizimkisi değil. Ambargo var ya bunlara. Hı. Kardeş, biz şimdi bu işi yaparsak... ...devlet bize kart verir mi kart? Bir sürü tura alacağız. Silah getirirken bir sürü mal getireceğiz. Bırak kredi kartını. Banka alırız Zaza. Banka. İmdat. Oğlum. Al. Duyuyor musun lan? Lan Zaza Bank geldi. Zaza Bank. An böyle büyük tabela. Zaza Bank. Ön taraf temiz abi.
Lütfen sessiz ol. Uyanınca bir daha uyumuyor. Çok inatçı. Seni feller mi yolladı? Kaç para verdi beni öldürmen için? Ben buraya kızımı almaya geldim. Kızın mı? Kızım. Elif. Senin kızın mı? Onun adı Elif. Yanılıyorsun. Onun babası benim. Feller kızımı benden aldı ve sana evlatlık olarak verdi. Fellerin bununla alakası yok. Ben her şeyini araştırdım. Kızımın. Herkesin zayıf bir tarafı vardır. Feller seni de zayıf tarafından vurmuş. Sen Polat Alemdar mısın? Evet. Dosyanı okudum. Karın ve çocuğun ölmüş senin. Karımın öldüğü doğru. Kızımsa orada duruyor. Anladığım kadarıyla beni öldüreceksin. Elinin kullandığı ilaçları yazacağım. Aşılarının zamanlarını. Bazı şeylere alerjisi var. Senin de var mı bilmiyorum. Ama özellikle çilek yememesi gerekiyor. Annesinin vardı. Eli yaşından sonra aldığım en güzel hediyeydi Eli. Başkasının çocuğunu almaya hediye denmez. Bilmiyorum. Ben Tanrı'nın hediyesi olarak düşünmüştüm. Tanrı, sen CIA'ya hizmet ediyorsun. İnsanları, insanlığı öldürüyorsun diye sana niye hediye versin? O benim işim. Eli de benim kızım. Beni anlayabilirsin. Sen de öz anne babanla büyümedin. Kızım benim kaderimi yaşamak zorunda değil. Değil. Ama tehlike altında yaşamak zorunda da değil. Beni öldürdükten sonra burada durmayın. Bildiğim kadarıyla paran var. Neresi olursa olsun git. Ömrünün sonuna kadar eli mutlu yaşasın. Ben de, kızım da bu ülkede yaşayacağız. Mutlu ya da mutsuz. Kızım, buradayım kızım. Uyumak istemiyorum. Şşş, ama uyumazsan büyüyemezsin, değil mi?
kim bu amca? Arkadaşım. Hadi. Gel şimdi sana masal okuyayım. Gel. Hop 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 hop. Değirmende çalışıp buğdaydan un yaparmış. Bu değirmencinin 3 tane de unu varmış. Kucağına almak ister misin? Yine uyanır. Nasılsa bir ara uyanacak. Ona küçük bir at almaya söz vermiştim. Hayvanları çok seviyor. Benim yerime sözümü tutar mısın? Seni öldürmeyeceğim. Şimdilik. Sürmez ki. Sıkacak, alacak, gelecek. Alayım mı usta? Uyanmasın mı madem? Abi. Yürüyün. Niye öldürmedin usta? Tam sıkacakken Elif uyandı. İyi yapmışsın usta. Neticede babası biliyor. Nereye gidiyoruz abi? Nereye gideceğiz oğlum? Millet torununu görecek. Birden şok olurlar. Leyla'ya gidelim. Ben annemle konuşayım öyle. Abi adamı öldürmedin, iyi yaptın da başımıza bela olacak. Haklısın Abdüley. Senin adamı öldür gel. Sonra ben demiştim deme. Önce Feller'i öldüreceğiz. Sonra onun da bir hal çaresine bakarız. Thank you.
Polat Alemdar anlattığın kadar zeki bir adam değilmiş. Öldürmemesi çok büyük bir hata. Duygularını bir kenara koyup, en büyük zaaf anında bile bunu becerip aklını çalıştıran adam, benim anlattığımdan bile daha zekidir. Ne alakası var? Sadece kızını seviyor diye bile öldürmesi gerekirdi. Ama o anda benim onlara yaptığım oyunu fark etti. Ve oyunuma düşmedi. Ne yapacaksın şimdi? Yeni bir oyun kuracağım. Buna zamanın olacak mı? Türkiye'yi terk etmelisin. Sorularınla zamanımı tüketme. Çocuk kimin çocuğu? Elif. Hangi Elif? Kızım yaşıyormuş Leyla. Şaka yapıyorsun değil mi? Yok, şaka yapmıyorsun. Nasıl sevindim anlatamam sana. Nazif annelere haber verdin mi? Şimdi yanlarına gideceğim. Elif biraz sende kalsın, sonra yanlarına gideriz. Güvenip bırakabileceğim başka bir yer yok. İyi yapmışsın. Polat niye söylemedin? Kaç aydır diyorum ki bu bir iş çeviriyor ama anlamıyorum. Nereden buldun, kim neymiş, kim kaçırmış, nasıl saklamışlar, seni tanıyor mu, biliyor mu? Anlatacağım, her şeyi anlatacağım. Çıkalım mı efendim? Burada kalacağım. Ama efendim? Ne yapacaklar? Gelip öldürecekler mi beni? Üç gün sonraya bana Washington'a uçak bileti aldın. Bana ve Eli'ye. Dönecek misiniz efendim? Sen bileti aldın. Eşimin uçağı yarın mı? Evet efendim, yarın. Ben konuşur gelmemesini söylerim.
Baş üstüne efendim. Seni bekledim. Hayırdır baba? Evden bir çıkıyorsun, bir hafta 15 gün sonra geliyorsun. Merak ediyorum, ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Güzel haberlerim var baba. Bizim de güzel haberlere ihtiyacımız var oğlum. Annemi de uyandıralım mı? Uyumuyordur zaten. Ha? Geç. Anacığım. Oğlum. Nasılsın anacığım? Çok şükür evladım. Sen nasılsın, iyi misin? İyiyim anne. Çok iyiyim. Bak, bir de uyu uyu diye tutturdum bey. Oğlum gelecek diye hissetmiştim ben. Güzel haberlerim var diyor oğlum. Hayır olsun inşallah. Öğrenmez söylemedim. Çünkü ne çıkacağını, başarıp başaramayacağımı bilmiyorum. Biri bana... Kızımın aslında ölmediğini söyledi. Yaşadığını. Evladım, ne diyorsun sen? Elif yaşıyor anne. Emin misin evladım? Evet anacığım. Elif'i onların elinden aldım. Beni kandırmak için demiyorsun böyle bir şey değil mi? Ayaklarımı unutayım diye. Eğer kandırıyorsan vallahi hakkımı helal etmem. Ne alakası var anacığım? Şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Ya Rabbi şükürler olsun. Sana şükürler olsun. Şükürler olsun. Torunum nerede? Leyla'nın evinde. Niye buraya getirmedin? Önce benden duyun istedim. Sonra... Bir de... Elif... Anne babası olarak başka birilerini biliyor. Birkaç gün alırsın öyle getireyim istedim. Biz gidip görelim torunumuzu. He? Dediğim gibi baba. Elif'i başka bir anne baba büyütmüş. Alışması için biraz zamana ihtiyaç var. Seni tanıyor ama değil mi? Yok anne, tanımıyor. Alışır evladım. O senin kanın, canın, her şeyin. Hadi durma yanımızda. Git kızının yanında. Onunla zaman geçir ki... hem kendini hem Elif'imizi iyileştir. Uyurken görseydik bari evladım. Thank you.
acıkacak karnım. Hadi gidelim. Yarın gece yine gelirse veririz. Sizi bırakayım baba. Sen burada kal evladım. Çocuklar bizi bırakır. Ne kadar gitmeye meraklısın. Biz de burada kalalım. Kalın baba. Allah Allah. Hadi kızım. Söyle çocuklara çıkalım biz. Hadi hadi. Baban gelecek. Sen kimsin? Ben yeni dadınım. Ben yeni dadı istemiyorum. Ama baban istiyor. Hadi kalk yüzünü yıkayalım. Eski dadın sana öğretmedi mi? Uyanınca yüz yıkanır. Ben ne bileyim bu evin banyosu nerede? Bak bakalım orada mı? Hadi. Annesini bilmiyorum ama bence Elif'e benziyor. Niye bırakmadın ki anlatayım? Karşında Memati'yle Abdüley var ya, anlat. Parmak kadar çocukla polemiğe gireceksin. Ben burayı açamıyorum. Sen dur, ben bakarım. Gel bakalım. Hoppa. Babamı ara gelsin. İşi bitince gelecek. O zaman annemi ara. Tamam. Hop. Önce kahvaltını hazırlayalım. Güzelce ye. Sonra ararız. Sen benim ne sevdiğimi bilmiyorsun. Annem biliyor. Ara. Sen ne sevdiğini söyle. Yumurta sevdiğimi herkes biliyor. Tamam. O zaman beraber yumurta yapalım mı? Tamam. Hadi bakalım. Evde yumurta yok. Burada yumurta yok. Tamam. Alırız o zaman hemen yumurta. Olmaz mı? Ne zaman? Hemen alacağız. Hatta başka ne söyleyeyim? Cahit, evde yumurta yok. Daha doğrusu hiçbir şey yok. Son bir kere bir şey olmaz ki. Hemen alıyorum baba, abi. Babamı istiyorum. Baba. Baba. Ama niye ağlıyorsun? Baba. Baba. Elifciğim. Baba. 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 Babası zannettiği nerede? Baba. İstanbul'da. Baba.
Arasana gelsin. Babamı istiyorum. Ağlıyor ağlıyor alışacak Leyla. Canım adam da bir şeyler söyler ya kıza. Sonra alışır. Baba. 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 Babamı istiyorum. Baba. Babamı istiyorum. Babamı istiyorum. Al bakalım. İstemiyorum. Bu son ama. Hadi bakıyor, aç bakalım. Aa, aferin sana. Hadi sütünü de iç. Yut bakalım. Hadi biraz da sütünden iç. Baba! Beni! Baba ne olur evimize gidelim. Eli dinler misin beni? Hani bana söz vermiştin babanın işleri yoğun olduğunda uslu bir çocuk olacağına? Ama ben burada olmak istemiyorum. Bu insanları tanımıyorum ki. Bu insanlar seni çok seviyor ama. Sen de beni nasıl seviyorsan onları öyle sev. Anlaştık mı? Hadi gel biz biraz oyun oynayalım. Ne zaman istersen arayabilirsin. Aramamın sebebi senin anlatmanın daha doğru olacağını düşünmem. Ne kadar anlatsam da anlamayacaktır. Sanırım zamanla size alışacak. Öncelikle ikimiz de bize bu iğrenç oyunu oynayan adama bedelini ödetmeliyiz. Ödeyecek. O benim işim. Dün geceyi öğrenmiştir. Bir süre ona ulaşamazsın. Bana ulaşamazsa sana ulaşır. Denerim. Ama burada güç fellerin elinde. Ekipler tamamen onun emrinde. Zaten başka türlü de benim evimi bulamazdın da, giremezdin de. Ben fellere ulaşacağım. Ben ona ulaştığımda fellerin sana yaptığını yapabilirsen işim daha kolaylaşmış olur. Bu bileti bana aldıysan ikincisi kimin? Türkiye'yi bölgesel güç yaptınız. Bu birinci adam. Biz kendimizi ikinci plana koyalım. Türkiye üstünden Orta Doğu siyasetini belirleyelim dedin. Türkiye elinden kayıp gitti. Hiçbir yere gitmedi Türkiye. Bizsiz hiçbir şey. İkinci büyük hatan Arap Baharı. Diktatörlüklerden vazgeçme zamanı değil. Hem uyuyan devi uyandırıp Türkiye'yi güçlü yapıyorsun. Hem de devin arkasından yürümek için yıllardır, hatta yüzyıllardır bekleyen kitleleri harekete geçiriyorsun. Asıl sen yanlış bakıyorsun. Arap Baharı'nı başlatmadan önce Türklerden nefret etmeleri için gerekli tedbirlerimi aldım. Nasıl? Türkiye diktatörlerle pozisyon almıştı. Komşularla sıfır sorun politikası diye. Diktatörleri indirince başka politika üretemez hale geldiler. Çünkü ne diktatörlerden vazgeçebildiler ne de muhalefetin yanında yer alabildiler.
İki tarafta nefret ediyor şu anda. Sen öyle zannediyorsun. Bizim kaç yüzyıllık projemizi bozdun. Bugün kim iktidara gelirse gelsin, Türklerle temel sorunu olmaz. Çünkü halklar birbirini seviyor. Çünkü Müslümanlar, Müslüman. Senin de anlamadığın şu. Dikta dönemi bitti. Arapların bir gün bile tahammül gücü kalmamıştı. Bu adamların gitmesi gerekiyordu. Mazeret, daima kaybedenlerin sığınacağı bir limandır. Tüm hatalarına rağmen, senin buradan gitmen için bir yıldır verdiğim mücadeleye rağmen, bu biletler bana ve kızıma ait. Üç gün içinde Washington'a gidip istifa edeceğim. Eğer kızım benimle gelirse. Polat Alemdar'dan kızını al. Yerini biliyorsun. Madem bu belayı başıma sen açtın, sen temizleyeceksin. Burada kalmak istemiyor musun? İşte sana fırsat. Öldür kızımın babasını. Kızıma karşılık bütün Orta Doğu senin olsun. Gelsin. Merhaba. Telefonlarıma çıkmıyorsun. Bir kere bile beni aramıyorsun. Bir sabah görüşelim mi diyorsun? Anlatacağım İnci, anlatacağım. Dinliyorum. Çok sık yurt dışına gidip geldim. İşlerim vardı. İçinde olmayı istemediğim işler. Polat, bunları savcıyla konuş. İstemediğim, istemediğim diye. Her neyse. Yaşadıklarımın bedelini ödetme zamanı geldi. Aaron Feller'den intikam alacağım. Ve o bunu biliyor. Yine yanlış kişiyle konuşuyorsun. Babamla konuşman lazım. İnci! Ne var? Feller'le istediğin zaman görüşebildiğini biliyorum. Peki sana niye yardım edeyim? Çünkü bana yardım etmezsen seni öldürürüm. Öldüremezsin. İnci, yedi sülaleni öldürürüm. Öldüremezsin. Benimle oyun oynama. Öldüremezsin beni. Çünkü karnımda çocuğunu taşıyorum.